Evet, Türkiye'de gelmenin kalmadığı ve dışarıdan artık konuk ithal eden tek program Buradalar Çok An itibariyle başladı. Hemen şöyle bir sol baştan dönüyorum. Olgar Ataseven, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Sean Hepburn Ferrer, hoş geldiniz. Welcome to the Thank jungle. Thank you. Eyvallah. Derya Şansı, hoş geldiniz siz Hoş de. bulduk. Burak Tozkoparan, hoş geldiniz. Fırat Altun Meşe, hoş geldiniz. Beyza Durmaz, hoş geldiniz. Arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Hemen Evet. şöyle başlayalım. 360 derece aşktan bahsediyoruz. Evet. 360. Şubat ayı boyunca. Şubat ayı boyunca. Bir ay aşktan bahsedilebilir mi? Tabii ki bahsedilir. Çünkü anladığımız aşk sadece kadın ve erkek arasındaki aşk değil. Her türlü aşk var. Tabii ki her türlü aşk var. Hı-hı. Yani yemeğe olan aşkımız var. Hı-hı. Doğaya olan aşkımız var. Hı-hı. Çocuklara olan aşkımız Hı-hı. var. Yaptıklarımıza olan aşkımız var. Sinemaya var, kültüre Sanata var, var değil mi? Sanata var. Hı-hı. İlahi Bu aşk işin dahi, tasavvufu var tabii. işin tasavvufu boyutu Hı-hı. dahi bu festivalin içinde var. Ve Şubat ayı, neden Şubat ayı? Çıkış noktasından da Neden Şubat? esasında. Çünkü 14 Şubat esasında merkez nokta bizim için. Ortaya Evet, alıyorsunuz. ortaya alıyoruz ve diyoruz ki tek bir günde kutlanmaz öyle yabancıların yaptığı gibi. Güzel. Bizim tarzımız farklı. Bütün Şubat'ı kullanıyoruz. Ay 29 çekince sıkıntı olmuyor mu? Ya biraz yorucu oluyor tabii yani. O biraz da bu yıl mesela Bu festival sene bir gün bir daha gün daha uzadı ve bir bir gün daha gün de bir yıl uzadı. gibi geliyordur Ama herhalde şöyle festivallerde. düşünmek lazım. Bu sene 12 ayrı noktada sergiler var ve 180'den fazla sanatçı var. Ve her birine ayrı bir özen gösteriyoruz. Her birinin eseri farklı farklı özenle yerleştiriliyor ve küratörümüz ve işin yaratıcısı sevgili Işık Gençoğlu her birine başka bir tasarımla bakarak yerleşimler yapıyor. Gerçekten deli işi. Tabii yani ya aşk dediğin zaten Aynen, deli işi değil midir arkadaşlar? Şimdi Audrey Hepburn'u biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Bilmeyen var mı aranızda? Bilmeyen varsa sınıfı terk etsin. Çıksın. Benim en büyük aşklarımdan bir tanesi validesi. Direkt suratına söylemek de olmaz adamı yanlış anlayabilir. Fakat hani bir yandan da şu var. O aşkı konuşmak için geldi, değil mi Evet, bu Türkiye'ye? sene biz festivali yurt dışına da tanıtmak istedik. Ve sağ olsun konuyu Audrey Hepburn Vakfı ve Sean'a açtığımızda seve seve gelirim dedi. Çünkü İstanbul'u çok seviyor. İlk defa gelmesine rağmen. İkiz mi geldi? Evet. İspor var. Your first time. Bir It is. taraftan da ben Absolutely. çevirmeye çalışacağım. Dolayısıyla inanılmaz bir şekilde bizim festivalimizi bizden daha fazla sahiplendiğini Müthiş. görüyoruz. Çok Aşk ne keyifli. demek onun için? Oradan başlayalım. What is love for you? Let's start with this. Yeah, love is many things, but I think mostly it's in the end, it's something that we have to develop over a lifetime. A child is born with the need for love and the ability to love, but to be able to really be successful at it, you have to develop it over a lifetime. Yani aşk gerçekten büyütmemiz ve geliştirmemiz gereken bir kavram. Yani doğumdan gençliğimize, gençlikten yaşlılığımıza kadar uzanan yaşam içinde her an büyütmemiz gereken bir kavram diyor aşk için. Peki yani kendisi iyi bir aşk mı? Are you a good lover? Yeah. I think by now I'm getting to be better. Şu an için daha iyi olmaya başlıyorum. Öyle diyor. mi? Yani? Evet. Demek ki aşk demin dediği gibi kendi geliştiren bir şey. Peki ne anlatacak bize? What are you going to talk about? When? When? Tomorrow there will be a conference. Who is going to... I want to use love as a platform, an opportunity. When I was first asked to come, I thought about love in terms of a Beatles song. And as the time went forward and I saw what was happening around us, I saw a greater opportunity to talk about love. And to talk about love from Istanbul. I have found a new name for Istanbul, the beautiful example. You are in a unique position globally to tell the rest of the world what it's like to successfully have all these different cultures living together. I don't have that kind of hard disk because you talk a lot. Son zamanlarda mesela İstanbul But you've heard it before. Yeah. He is saying that şunu söylüyor. aşkı bir platform olarak algılıyorum. Buraya davet edildiğimde ve bu platform esasında İstanbul'un da kendisi. Ve İstanbul öyle bir kompozisyon ve öyle çok güzel şeyi içinde barındırıyor ki dünyada gerçekten
tek başına bambaşka bir noktada duruyor. Peki yanılmıyorsam Sayın Ferrer'le baba da oyuncu ya da yapımcı olması lazım. Ama annenin çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kendisi oyunculuk yaptı mı? Hiç canı çekti mi oyunculuk? Did you act? And because he knows your father. I did a little bit, but it's not for me. Çok az yaptım ama bana göre ona değil diyor. Niye? Aslında çok da güzel, yakışıklı adam. Tam yani why not? İyi bir karışım, handsome, iyi bir fizyon. Charismatic. When my mother died 22 years ago, I had to make a decision in general, not only about acting and producing, but whether I should continue investing in me or whether I should really catch the stick in the race, the baton, and continue her legacy. And I chose to continue her legacy because I think it was much more important. The work, the humanitarian work that she had done, in addition to her being a beautiful woman, an actress, an icon of style, of interior style, interior beauty, which is really what she was. But, so, why don't you translate? Esasında aktörlüğü yapmak bana göre değil. Yapmak istediğim şey annemin başlatmış olduğunu devam ettirmek. Yani aslında. Çünkü Audrey Hepburn'un güzelliği esas itibariyle dışa yansıyan değil, içindeki güzellik bizim için diyor. Yani çok doğru diyor. Özellikle son zamanlarında biz dünyanın en yardımsever insanı olarak görüyoruz. Doğru. Son fotoğrafları mesela, sona yakın fotoğraflarında hep Afrika kıtasında yardımcı. Yani dünyanın yardımsever, gani gönüllü insanlarından bir tanesi. Vakıf hala devam ediyor. He is telling that he knows very well about the foundation and Audrey Hepburn's approach to children. Yes. What we keep fighting for is that a child's life should be worth the same if he is born in Berlin, in Rome, or in Syria, or in sub-Saharan Africa. Yani bizim için bir çocuk dünyada doğduysa, nerede doğduğunun önemi yok, her yerde doğması kıymetli. Yani Berlin'de, Suriye'de, New York'ta ya da İstanbul'da olması değil. O yüzden de çocuğa o kıymetini verecek şekilde vakıfın ve Audrey Hepburn'un vizyonunun taşınmasını sürdürüyor şu an kendisi de. Meslek kariyerinizde belki yani böyle bir şansı bir kere daha yakalayamazsınız. Böyle güzel bir vizyonu. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Ben şu an çok hayranlıkla dinliyorum ya. Söylediklerini değil mi? Evet, kendisinin çocukluğunu biliyorum. Çocukluğunu biliyorsun. Çok güzelmiş. Çünkü Audrey Hepburn'un kitaplarını okudum, bütün hayatını anlatan. I'm so honored to be on the same seat with you because I know your childhood. Yeah. Because I read all the books about your mother, dear Audrey Hepburn. So I'm happy. Well, that's an extraordinary thing that has happened over the past 20 years. More than 50% of the base of her fans are no longer my generation or you're much younger than me, but the will you look good? Yeah. Oh, thank you. What's amazing is more than 50% of her fans today are teenage boys and girls. Evet, çok enteresan diyor. Teenage tabii. Gençler yani %50'sinden fazla Audrey Hepburn hayranlarının hepsi gençler diyor. Biz gençlerin arasına kendimizi alıyoruz. Evet tabii. hepimiz üstlendik şu anda. Peki İstanbul'a ilk gelişi kendi gezdirdiniz mi? Your first time in Istanbul. My first time. I was invited by my friend Sufi Bereket who's here tonight 35 years ago. So I'm running a little bit behind schedule, but I'm trying my best. Çok yakın arkadaşım Sufi Bereket tarafından davet edilmiştim 35 yıl önce. 35 yıl önce. Biraz gecikmeli geliyorum diyor. Çok iyi ya. Oradan tabii bir yürüyerek geldiğinizde okay, biraz sıkıntı olur. If you won't. I'll be back. Teşekkürler, hep bekleriz. Peki ne zaman ve nerede dinleyebileceğiz? Ne zaman dinleyeceğiz? Yarın Kadir Has Üniversitesi'nde. Kadir Has Üniversitesi'nde. Cibali Kampüsü'nde, büyük salonda 2'den sonra Sean Hepburn'u dinleyeceğiz. Ayrıca konferansta diğer 13 tane değerli konuşmacı da var. Ama bu sene Sean Hepburn onur konuğumuz. Onur konuğumuz. Bir minik detay daha vermek lazım. Bu sene bir onur sanatçımız da var. O da Yılmaz Zenger.
Yılmaz Zenger müthiş bir sanatçı, mimar, heykeltıraş. Hı hı. Özellikle onun heykellerini bu sene 4 ayrı noktaya taşıdık. 4 ayrı noktada sergiliyoruz. O da konuşmacı aynı zamanda. O da konuşmacı, evet, ama yani sergiden şeydi, ben bugün görüntüleri de izledim, evet, görüntüler de var. You're talking about the conference tomorrow? Yes. Something very interesting is happening in the world of charity, non-profit, socially relevant work. And that's one of the things I want to talk about tomorrow. Yarın konuşacağı konulardan bir kısmı da dünyadaki değişim, işte bağış, yardım, gönüllü çalışmalarla ilgili detayları bahsedecek. Bu çok bakış açısını bahsedecek. Keyifli bir şey, sadece aşk değil aslında geleceğe olan aşkı da belki sürdürülebilir aşkı kendilerinden dinleyeceğiz o zaman. Hem öyle hem biz de açıkçası festival olarak şunu istiyoruz. Neye enerjinizi veriyorsanız o çoğalıyor. Doğru. Biz açıkçası iyi şeylere enerjimizi verelim. Yani aşk konuşalım, sevgi konuşalım, güzellik konuşalım. Bunu yayalım. Bu akşam Galata Mevlevihanesi'nde bir gösterimiz vardı. İlahi aşk gösterisi. Arkasına küçük bir sürpriz yaptık. Ne yaptınız? Aşure dağıttık herkese. Harikulade. Ve 200'e yakın insan yaklaşık 40 dakika boyunca o Mevlevihane'yi terk etmedi gösteriden sonra. Aşure ile kaynaştı. Harika. Sohbet edildi. Herkes birbiriyle tanıştı. Biz bunu istiyoruz. Bunu yaymak istiyoruz ve dünyaya da bunu açmak istiyoruz. Eyvallah. Bu sene onur konu olsun. Bundan evet, sonraki senelerde hep olsun. He is inviting every year to Istanbul. He wishes you to be the accepted honor. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Mikrofona en yakın yeri verdiniz. Çok teşekkür ederiz ayrıca. Gayet keyifli oldu. Thank you. My pleasure. Eyvallah. Peki efendim. Neyle devam